Merhaba arkadaşlar. Antep beraberliği sonrası serinin 4. videosuyla karşınızdayız. Umarım daha iyi bir maç, daha iyi bir video olur ama bir önceki video sanırım oldukça eğlenceli oldu. Maç 0-0 olmasına rağmen çok zevkli bir maçtı. Özellikle direkten dönen toplar. Kalecinin muhteşem oyunu, Antep'in inanılmaz kapanışı. Bu maça daha iyi olacak arkadaşlar. Buna eminim. Biraz ilerleyelim. Transfer döneminin sonuna doğru geliyoruz. Bir bakalım, burada bir haber aldık. Yine Türkiye'den bize birkaç oyuncu önerisinde bulunmuşlar. Fakat bu arada evet arkadaşlar, böyle bir forvet buldum. İnanılır gibi değil. Daha 19 yaşında ama. Fakat özellikle çok iyi bir. Overall 58. Çok çevik. Ama evet, overall'ı ben şimdi sen söyleyince dikkatimi çekti. Overall 58 fakat oyuncunun bazı özellikleri benim hoşuma gitti. Yani hızlı, iyi zıplayabilen, henüz çok genç. Bilmiyorum, denesek mi böyle bir oyuncuyu diye düşünmedim değil. Dur bakalım. Başka kim dediğimiz var diye bir daha gelmiş buraya. Franco Di Santo. Sen herhalde ikinci bir forvet daha almak istiyorsun. Ben evet, takıma bir forvet daha katmak istiyorum. Çünkü Türkiye Kupası var, UEFA Kupası maçları var. Sanırım bana tek forvet, tek Fernando. Umarım olmaz ama sakatlıklar oluyor. Dinlendirmem lazım. Bu arada özelliklerine bakalım tekrar. Özellikle bu oyuncunun şut özelliği, balansı 83, çevikliği 81, zıplama özelliği 71. Bu oyuncunun bence işi ama... Bu adamın eksik olan bir tek şeyi... Şutu da eksik. Şutu ve bitiriciliği biraz düşük. Çok hızlı bir oyuncu, bir de güçlü değil. Evet. Yani işini şu görür an, mü? Yok, şu an çok... Çünkü striker dediğinde yakla ilk şut geliyor hani. Kesinlikle. Şut olmaz olmaz. Bu arada olmaz. Bana da Bastian Schweinsteiger önermiş, teşekkür ediyorum. O herhalde. Dikkate almayacağım bu önerisini. Bütçeyi bilmeden herhalde önermiş. Onun başkanla bir görüşmesi gerekiyor önden, o belli oldu. Benim bu arada arkadaşlar istediğim bir oyuncum var. O da eğer bir önceki maç dikkatimi çekmedi tabii ki, yani bunu da söyleyeyim. Ama eğer öyleysem Muhammed Demir ile ilgileniyorum. Türkiye'den oyuncu almak zor ama Gaziantepspor'da bir önceki maçımızdaki Gaziantep'ten Muhammed Demir. Orada vardı ama şimdi bakalım Muhammed Demir'e. Baktığımızda özellikleri hani genç ve gelecek vadeden bir. Kesinlikle ve isteklerimi karşılayabilecek diye düşünüyorum. Gerçi elimde en üstün al da var ama dediğim gibi benim bir yedek oyuncuya ihtiyacım var. Gerçekten ihtiyacım var. Özellikle forvette. O yüzden ben hatta sene sonunda kontratı bitiyormuş. Ben bir kiralayıp, aslında kiralayıp sonra sezon sonunda klasik kadroya katma yoluna da gidebiliriz. Bütçe eksi de yalnız veç olarak. Hemen haftalık. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar, hemen size daha önceki videolarımızda gösterdiğimiz gibi balansa girmemiz gerekiyor. Buradan haftalık 15.000 demiştik. Biz haftalık buradan sanırım şöyle bir 18 yapamıyoruz. Şöyle yapalım. Hatta biraz da yapalım. Abartmayalım da. Çünkü sen şu anda transfer olarak bonservisi almayacağından senin haftalık ilgilendiriyor seni. Kesinlikle. Dolayısıyla senin transfer bütçeni sıfıra indirebilir. Sıfıra yakın. Sistemden hemen Muhammed Demir'i buluyorum. Burada ilgilendiğim bir dünya oyuncu var zaten. Muhammed, bu arada buradan da bakabiliriz. Oyun çok iyi bir oyuncuya benziyor ama maalesef evet, bitirici vuruşta çok bir şey değil. O kadar da Arsene Wenger olmaya gerek yok. Yani o kadar sabrım yok. Mourinho'nun dediği gibi çocuk bakıcılığı yapmaya da gerek yok. Yok, gerçekten yok. Çünkü bir hedefi var bu sezonun. Full sezon önereyim. Bakalım, hatta Muhammed'e gol başına %5 vereyim diyeyim. Eğer gelirse sene sonunda Muhammed'i ücretsiz olarak kadroma katabilirim diyorum. Akıllıca bir hareket olur, aynen. Hemen hemen devam edelim. Bakalım kimle oynayacağız. Kim? Mersin İkman Yurdu galiba. Evet. Mersin İdman Yurdu. Amerika'dan haberler geldi bu arada. Da biz artık transfer Robbie King gibi yüzleri... yani yapamayız çünkü bakalım yine de ama evet. Kalmadı. Sanırım olacağız. Bütçe kalmadı. Bütçe kalmadı. Bu arada Antep tabii ki reddetti. Malum zaten transferin son gününe geliyoruz. Ben Antep'ten almak istiyorum yani. Başka bakıyorum şöyle kısa bir istemde kimler vardı diye.
Forvet olarak zaten çok fazla bir oyuncu yok. Orada bir Martinez yani soru işaretleri var oyuncu da çok. Ben Muhammed Demirel'e şöyle bir şey deneyeceğim bu arada, hani size de bunu göstermiş olurum. Eğer isterse hadi diyelim ki sana bir de ileride 1 milyon daha veririm. Diyeyim bakayım. Yalnız bence ileride imzalamadan önce 1 milyon biraz daha artırsaydın iyi olur. Çünkü value olarak 1 milyonun üstünde gözüküyor. 1.300. Belki 10 ay sonra kontratı bitecek futbolcu verirler diye. Belki. Bilmiyorum. Ben Antep başkanını tanıyorum, vermez. Bu arada Antep'ten bana bir teklif geldi bu arada. Kimi? Muhammed Demir ile ilgili. Aha, demiş ki evet yani 1 milyon verirsen bu oyuncuyu kiralamaya yanaşmıyorlar. Evet. Satmak istiyor. Satmak istiyorlar. 1.300'lük okursam 1 milyon 300'lük diyor ki teklifinizi gözden geçirdik falan. Bizim size bir şeyimiz var. Teklifimiz var. Kısaca öyle söyleyebilirim. 1 milyon istiyorlar. Ya da bir futbolcu önerebiliriz biz karşılığında. Bizden kimi verebiliriz diye düşündüm. Benim aklıma kullanmayı düşünmediğim İbrahim Öztürk'ü verebiliriz. Yani şu anda bu teklifi yapamazsın. Balans dengesini yine kurman gerekiyor. Çünkü azaltmıştım. Sıkıntı yok. Ben İbrahim Öztürk'ü verip üzerine 500 daha vereyim diyeceğim ama sanırım evet dediğin gibi önce anlatmam lazım. Aynen. Üzerine 500 vereceğim için bunu artık 500'e kadar çekip kaç vereyim üzerine? Üzerine 300 falan vereyim diye düşünüyorum. Artık kulübün kasasında kalan son kuruşu da harcayarak. Evet. Ben arkadaşlar bir kere daha yazmak istiyorum. Sanırım benim bütçem buna izin vermeyecek. Artık Enis ve Fernando'yla yola devam edeceğiz. Buraya gideceğiz ve evet maçı çıkalım artık. Bir Mersin deplasmanı. Yine deplasman. Deplasman seviyoruz biz. 4 maç, 4. maçımız 3 deplasman. Yalnız formamızı çok beğendim. Formamız çok güzel. O da Fernando'ydu değil mi? Evet. Oradaki hani biraz güçlü bir oyuncu. Bu defansta Donk ve Aziz ikilisine görev vermeyi düşündüm. Kadrom yine her zamanki gibi aynı. Ama Tufan'ın bir önceki maçtaki performansı beni Tufan'ı ilk 11'e yöneltiyor ama bakalım. Biz yine devam edelim. Tufan Fatih Terim'in gözüne girdiği gibi Ozan, Alper'in de girdi. Ozan kendisi Tufan. Yani. Peki uzaktan attığı golle herkesi kendisine Sebastian Frey. Maçımıza girelim. Evet arkadaşlar, ligin dördüncü maçımızı yapıyoruz. Rakip Mert Ekman Yıldız. Stat tabii ki Sanderson Park'ta. Mersin'in ne stadı biliyor? Mersin stadını bilmiyorum. Şey stadı. O çok güzel stat bir şey gerçekten. Atmosfer çok başarılı ve hemen maça başlıyoruz. Gündüz maçı. Gündüz maçı. Malum Mersin'de. Mersin başladı. Evet arkadaşlar, Vederson. Gökçek Vederson. Türk olan oyuncu. Ceylan Çetin'e verdi. Orta alanda klasik top çevirmeler, oyun kurma çabaları Mersin'de. Mersin top çevirirken bir anda Bursaspor kalesine gelmeyi başardı derken orada Aydın'dan müthiş bir kafa uçtu resmen. Ama top yine Mersin İlmar Yurdu'nda. Mersin'e iyi başladı maçı. Yani topa. Ceylan. Mersin'e çok sağlam aman dedin. Orada Mersin. Mersin beni şöyle bir sıktı. Değişik olan bir yabancı bir geldi. Evet. Beklemedim Mersin'den böyle bir şey. Serdar Aziz. Serdar Aziz'den Şener'e hemen bir kanat organizasyonu var. Belushi. Uzoe. Geçen maçtaki tutukluğunu bu maçta da sergilemeyecek diye umuyoruz. Volkan Şen. İyi orta yapar Volkan. Yapmadı. Topuk pası. Güzel bir pas. Şener'den Fernando'ya gir attı. Müthiş bir kafa golü. İşte Fernando James Rodriguez sevincini yapsın istiyoruz. Ama olmadı. Yalnız Fernando. Fernando işte fiziksel gücünü ortaya koydu. Volkan'la Şener'den bir sağ bekle. Sağ kaleciden de müthiş bir uçuş. Tekrar izliyoruz. Ya gol olduktan sonra uçmuş kaleci. Yalnız orada sağ kanatta bir sağ bekle sağ açık nasıl oynanır?
Şener ve Volkan bunu gösterdi. Ve Frey de sevindi. Evet. Onunla iyi başladı. Biz golü bulduk. Güzel erken oldu. Gelen bir gol. Bursa Spor. Şimdi Mersin üzerine gelecektir diye tahmin şimdi ediyorum. Şimdi ona düşünsün diyoruz. Şimdi tam tahmin ettiğim gibi oluyor. Mersin gelmeye çalışıyor ama Bursa buna müsaade etmiyor. Şu ana kadar deli balta verdi Ceyhan'a. Ceylan'a pardon. Bak olma. Donk orada çok soğukkanlı. Serin kanlı. Volkan Şen sağ kanadı kullanıyor Bursa. Bugün Volkan Şen formunda o belli. Fernandao. Bursa'nın en golcü ismi. Harika bir pas oldu. Müthiş bir pas. Çok ince gördü. Volkan Şen. Volkan topu ayarlamak hızlaştı. Yapma bir Volkan. Önemli değil çocuklar. Sen Aziz gir araya. Mersin İdman Yurdu 3 kişiyle atak yapmaya çalışıyordu. Taç Bursa'ya verildi. Şener. Serdar oynadı. Serdar oyun kurmak istedim. Aydın beni de görün ben aşağıdayım diyor. Hep sağdan gitmeyin diyor oyunculara. Bursalı arkadaşlarına. Maçtan önce yaptığım ön izlemelerde Mersin'in sol kanadının düşük olduğunu, zayıf olduğunu fark ettim. O yüzden Mersin'in takımı sağa yöneltiyorum. Aydın kendini göstermek için artistlik yapmaya başladı. Aydın biraz kendini göstermeye çalıştı orada. Topu 15 dakikada alamadığı için 17. dakikada alınca bir döneyim dedi. Nakovulma. Sadiku. Tita. Orada Serdar var. Serdar'ı tercih ettim çünkü daha genç. Şiveli'ne göre. Tehlikeli bir atak. Tita. Orada penaltı farkındayım ama olmayacak. Yalnız orada çok rahat girdi ceza sahasına ve çok rahat geçti adamı. İşte konuşarak oynamanın verdiği hızlı avantajlar bunlar. Sebastian Frey kullandı. Serdar Aziz diyordum. Daha genç ve gelişme daha açık. Şiveli'nin daha doğrusu. Çiveli ya da. Bilmiyorum. Çiveli olması lazım. Adı her nasıl söyleniyorsa. Sen deyince ben direkt Juventus'taki Çiğli'yi yerler. Ah o bizde olaydı. Donk diye çok aldı güçlü. Topu. Donk diye aldı. Eyvah bakalım bu espriler daha ne kadar gidecek. Abi adamın adı Donk'sa bu espri yapılır yani. Adam var bir de geldi Donk diye aldı topu yani. Arkadaşlar bu kötü espri de sizden özür diliyoruz. Volkan Şen. Top yalnız nerede duruyor gördü değil mi? Oyun sahasında değil ama çizgide durmuş. Evet. Evet yalnız... Boşluklar veriyor bu arada. Aslında bu kadar saldırmamamız gerekiyor. Evet, çünkü önde olan tarafız. Hani tabii skoru da korumayacağız, defans da yapmayacağız. Hoş da dengeli futbol, kompakt bir futbol ortaya koymalıyız. Fernando. Şöyle bir aldı, biraz yavaş mı buldu dedim. Josue iyi şut olmadı. Josue iyi bir kesme, iyi bir kesme. Josue düşünceli. Önemli şutlar. Hiç sıkıntı yapmayın. Beklenmedik şutlar çıkartabiliyor Josue. Evet. Yani oyunda yoktu derken bir şut çıkardı neredeyse. Takımı biraz şöyle dedim kontrol atam alsam. Gol oluyordu. Çünkü hızlı bir takım olduğunu düşünüyorum. Çok aşırı hızlı. Yalnız olmadı. Mersin İdman Yurdu güç olarak bana daha zayıf geldi. Traore'den bir orta. Traore takımın zayıf haklarından bir Antep tanesi. Antep biraz daha zorluydu. Antep tabii ki. Antep'in geliş amacı da oydu zaten. Fernandao vurumu gibi yaptı. Hocam yapma. Hocam bunları gör. Hakem topa müdahale ediyor. Bursa'yı ne sevdi yok oraları. Hocam yapma Allah aşkına ya. Deli balta. Sadiku'ya verdi. Yani Fernandao. Kutak. Pozisyonun hırsızın oraya kadar geldi. Deli balta tekrar. Orada Tayo var. Hakan Deli balta mıydı? Adını unuttum. İsmi yazmayı. Musue. Belushi. İyi pas Aydın'a. Aydın topu ayağından güzelce açtı. Dengeli bir şekilde açtı. Ama ortası etkili değil. Aslında açmasaydı olurdu. Traore verdi. Fernandao şut vurabilir. Fernandao her şeyi yapabilir. Hiç belli olmaz. Fernandao'nun başındaki kişi tabii ki. Fernandao korkusu şu an yani Türkiye Ligi'nde. Adam şu anda gol kurallığında ismi yazıyor. İlk üçte haliyle. Volkan Şen topu taşıdı. Verdi şimdi Traore'ye. Oradan
Fernando sağlı sollu atakları devam ediyor Bursa'nın. Orada offside yoktu. Var mıydı? Yani yok gibi geldi ama. Çok ince offside. Hocam yani offside... Yani hani... Krampon'un bağcığı geçmiş diyebiliriz. Küçük bir... Marco Futaç. Evet. Volkan Şen. Belushi. Hadi. Hadi Belushi, sana ihtiyacım var. Donk orada çok başarılı pozisyonlarda. Evet, bu transferin gerçekten Bursa için iyi olacağını gösteriyor. Fernando'ya doğru çok iyi olacak topu. Asıl Fernando. Mitrovic. Ceylan Wederson. Alır sonu Fernando'ya, yapma be. Tecrübeli sol bek Wederson sol kanattan bindiriyor. Tita'ya verdi. Sadiku, Tita hep yabancı oyuncuları şu anda sahneye çıktı. Mersin İdman Yurdu'nun ilk yarı bitmeden onlar da gol atma çabasında dikkatli olmamız lazım. Yapma. Tehlikeli geldiler. Yapma orada. Çok Bom. Tehlikeli bir ataktı ama. Bom. Bom. Yürekler ağza geldi. Evet, yürekler ağza geldi. Hakikaten orada Donkun muhteşem. Donkun o dizi. Dokunmasaydı gol gibiydi. Evet. Öyle gözüküyor. Ters de vurdu çünkü. Ters, aynen. Frey adam paylaşımı yapın diyor. O adam boş bırakmayın dedi. Frey top alırımı alamadı. Ama yapma. Evet. Volkan Şen maç bitti. Ve maç bitti. İlk yarı önde bitirdik. Biraz son 5-10 dakikada birazcık baskı altında kalsak. Ama beklerin dibiz baskıydı çünkü. Beraber haftası. Borgisi Kasımpaşa taraflarının kalbi ilk yarıda beraber etmiş. Bunlar bizim için iyi sonuçlar. Tabii ki yani onlar ne kadar puan kaybederse. Her iki takım da puan kaybederse. Üst olursak bizim için o kadar iyi. Hiç zaman kaybetmeden ikinci yere başladı. Kozeya'dan güzel bir çalım. Şu ondan geçti. Kesinlikle. İşte Fernando'ya. Hop! Anlaşmazlık. İnanılmaz bir şey oldu. Ama orada Hüseyin'in hatası yok. Fernando orada saçmaladı. Neden Hüseyin'i koruyor gibi geldi bana. Israrla beni atlar. Bilmiyorum ama ben Hüseyin'in arkasındayım. Ne o zaman ya? Senin arkasından atsa Hüseyin'in yeri sağlamdır. Hem Mersin de değişiklik yok. Bursa'da da değişiklik yok. Aynı kadrolar ikinci yarıya da çıktı. Nakolma. İlk yarıda göze batan isimlerdendi Nakolma. İyi geçti. Offside. Orada offside. Açık ara offside var. Evet. World Class'ta oynayınca gol atmakta zor oluyor haliyle. Bunu yani, da belirtelim yani. Evet arkadaşlar. Kaleciler çok güçlü oluyor. Hı. Zaten oyun World Class olmasa bile kaleciler... Kaleciler her zaman legendary. Yani aynen kaleciler... ya aslında oyunu şöyle düşünmek istiyorum. Aslında biz öyle legendary oynuyoruz. Fakat bu serinin daha zevkli olması açısından ve hani legendary'de çünkü maç yaptığımız zaman malum böyle... Eziyet oluyor artık. Çok büyük bir eziyet oluyor. Çok. Yani. Serinin daha zevkli olması açısından biz hani World Class tercih ettik. Bakın şu anda oraya Fernando'ya topu alır mı almalı. Çünkü legendary oynarsak hakikaten... Yani legendary'de birkaç gol kırmışlığımız var o yüzden. ya şaka bir yana hakikaten de... özellikle hani... Çok üst düzey takımları almazsanız hani dünyada, dünyada Real, Barça gibi takımlarla oynamadığınız zaman Legendary'de işler çok zorlaşıyor. Oradaki karışıklıktan Mersin İdman Yurdu yararlanıyor gibi çok tehlikeli bir atak ama Bursa Spor. Yalnız hakikaten burada sağlam baskı yiyoruz. Bursa Spor 6 pastan çıkardı, kale bomboştu. Bir karmaşa, bir kaos hala devam ediyor Bursalı oyuncularda. Sakin olun dedi. Şimdi Tayvo topu taşıyacak. Bir kontra atak olabilir. Çıksın çocuklar. Top hala Tayvo'da. İyi pas. Josue. İyi orta yapar. Vurur gibi yaptı, vurmadı. Hala Josue'de. Önünü boşalttı. Josue geldi, attım olmadı. Aman Allah'ım. Josue sağ ayaklı bir oyuncu. Sağ ayağına da aldı. Kaleyi karşısına aldı ama golü alamadı. Acaba atar mı orada? Güzellik yapalım. Yine bir taktik kullanıyor. Bursa. Fernando 2 yaptı. Fernando. Golün adı o Fernando. 2 kafa 2 gol. İşte bu. Bekledik bekledik ve yeri geldi, attık. Fernando muhteşem çıktı. Bakın orada kaleciyi rahatsız etti. Orada bir karmaşa yarattı. Taktik de işe yaradı. Kesinlikle. Arkadaşlar tavsiyem de o taktiği kullanın. Çok şey yarıyor. Çünkü ben onsuz da kullandım. Onunla da yaptım. Arada çok fark var.
kalecinin topu almasını engelliyor Bursalı oyuncular. Korner taktiğinde çok işe yarıyor oyunda. Kesinlikle. Bir böyle tiki taka oynar gibi yaptı Mersin İdman Yurdu. Traore sağdan güçlü bir oyuncu. Vermedi topu. 3 tane Mersinli'yi taktı arkasına. Oradan Osei doğru mu oldu olmadı. Evet, iyi taşır topu ama renkli bir aman güzel bir hareket. Markete gönderdi orada. Mersin'de yeni bir süpermarket açılmış. O da olur. Evet. Nakavulma sağdan bir orta yapacak mı? Çekti topu. Yaptı ortasını. Olmadı. Mersin arıyor. Biraz cılız ataklarla da olsa arıyor. Bir şekilde arıyor ama Bursa ararken Bursa da hiç boş durmuyor. Fernando aslında ileride kalması lazım. Niye geliyorsa buralara. Kesinlikle. Artık top Fernando'ya gelmeyince adam geri gelmek zorunda kalıyor. Yalnız tehlikeli bir atak. Orada bir nakavulma saçmaladı. Kaptırdı topu derken bir kontratak Traore günün etkili isimlerinden. Fernando'ya topu aldı Fernando. Fernando orada geçecek ama izin vermedi. Hocam ne oluyor? Orada topsuz alanda bir müdahale bir şeyler. Topsuz alanda değil bayağı indirdi yani. Tehlikeli bir yerden servis atış kullanacak hakem. Hakem köpüğünü evde unutmuş. Köpük yok. Evet onu da bekliyoruz önümüzdeki sorularda. FIFA'ya geliriz muhtemelen. Gelirse zaten FIFA'ya gelir. Evet. Detay. Olmadı ha. Biraz daha orada ben beni bıraksaydım. Fena bir orta değildi ama birazcık daha karıştırdı içeri doğru. Bunu çalışmış hareketler arkadaşlar. Evet. Alper yediğimiz golü çalışmıştık diyordu. Kim demişti onu? Bu arada gol yedik mi? Bir tek gençler bir tane gol yedik değil mi? Evet. Onsuz da gol yemedik yani. Ne kadar iyi bir savunmamızın olduğu da bu arada. Ve savunmayı da artı güçlendirdik. Fernando vücut çalışmamış artık ne yapmışsa adam forma üzerinde durmuyor yani. Dakika 75-76 oldu. 2-0 öndeyiz. Mersin deplasmanı hiç hafife alınacak bir deplasman değil. Bugün Traore çok iyi oynadı. Topu çok iyi taşıdı. Josue'ye verdi. Golün adı, iki golün adı Fernando. Üçüncüyü atabilecek mi? Tekrar kendisine attı, geldi. Attı 3'ü. Fernando 3'ü attı derken olmadı. Evet, deplasman takımı gibi bütün 3 deplasmanda 3'te 3 yapacağız mı acaba? Kesinlikle bu sezon yalnız deplasman takımı gol krallığının en büyük adaylarından. Yalnız bu maçta deplasman takımı gibi oynadık hakikaten. Yani iyi savunma yaptık. Bekledik Mersin'i gelsin. Hata çıkalım diye. Mersin'de tuzağa düştü bir anlamda. Çek ve ders son. Günün etkileşimi Fernando asistler, goller, i̇şte, asistler. Volkan şerefkenden döndü. İnanılır gibi değil. Çok talihsiz. Orada biraz ayağından açtı Volkan. Evet orada biraz Volkan'ın. Yalnız çok güzel bir pas veriyor Fernando'dan. Sadece gol değil. Belushi burada olmadı. Paslarıyla da etkili Fernando. Mersin çok etkili oynuyor. Gözler hemen Fernando'yu arıyor. Oyuncu değiştirmedim ama değiştirmeyeceğim. Bu maç takım çok iyi oynuyor. Dengesini sıkıntımız yok. Bozmayalım dedi. Fernando bir şekilde kafayı yine vurdu yani. Her yerden çıkıyor arkadaşlar. Bu adamı kullanın. Yani ve dakika 90 oldu. Hala Bursa atak yapıyor. Derken bir kontra atak. Sıkıntı yok. Yine de gol yememek lazım. Hakikaten savunman çok iyi ya. Savunman aynı zamanda kalecin. Yani çok tecrübeli bir kalecisi var Bursa'nın. Evet, Aydın iyi bir koşu Aydın'dan. Portekizli oyuncu Jose. Orada çok iyi bir orada pas gelecekti. Topu kaptı. Orada işi bitirecektim ama. Gerçi şeyi de bitirdim hani. Hakem 5 dakika verdi. Kayboldan. Hoca evet. Çıkmadan. Döndürdüler topu ama yok. Yani geçit vermiyor bu sefer. Geçit vermiyor evet. Gerçekten geçit vermiyor bu arada. Fernando işte yıkılmıyor derken artık. Hocam bu kırmızı kart ama bu sonradan diyebiliriz bu kırmızı, evet kırmızı kart. Bravo hocam.
Bravo. Ancak böyle indirebilirlerdi. Evet, çünkü topu aldı gidiyordu o adam, duracaktı. Gerçekten Aken notlar arasında yazdı, kırmızı kart. Mitrovic. Milan Mitrovic. Olacak iş değil. Olacak iş değil son dakikada. Bakın yani topla hiç alakası yok. En ufak bir alakası yok yani. Ve çarpışma. O koca Fernando'yu nasıl devirdiyse. Bence çok gereksiz bir hareket. Önümüzdeki maçta oynayamayacak. Ne geliyor bence? 2-0 zaten yani maç. 2 olsa 3 olsa ne olur? Evet. Hakem maçı bitirdi. Ve yine diğer başka bir 3 puan aldık. Yine. Evet. Maçın yıldızını görüyoruz şu anda. Yalnız bir korkum var. Fernando'yu. Takımda tutmak zor olacak, evet, değil mi? Benim aklımdan geçiyordu. Çünkü transfer teknikleri yağacaktır. Özellikle Süper Lig gol kralı olursa, ki olacağı benziyor. Öyle böyle mi giderse. Şimdi gördüğünüz gibi iki golü var. Asistlere bakalım. Volkan Şen ve Senerden sağ kanat. Demiştim Mersin Sokrası hep demiştim. Oradan evet geldik. Bu arada Fernando'nun 3 turun hepsi kaya tutmuş. Aynen öyle. Bütün paslarını olumlu kullanmış. 7-7 yapmış. Dribbling'lerde ikisi hariç hepsi de başarılı. Gerçekten çok başarılı oynamış bu maçta. Hani bir forvet nasıl oynaması gerekiyor göstermiş. Güzel bir maç oldu. Çok güzel bir maç oldu. İyi bir deplasmandan. Evet arkadaşlar. Değerli bir 3 puan. Bu videomuzda sonuna geldik. Bundan sonra sizlere maçları birer birer göndermeyi, iletmeyi düşündük. Bu şekilde hem daha eğlenceli, daha az sıkılarak çok daha uzun bir görev izlemek zorunda kalmayacağınızı düşündük. Eğer bu konuda farklı düşünüyorsanız, isterseniz tekrar maç olarak bütün maçları ya da 2-3 maç ama özetler şeklinde yayın yapabiliriz. Evet, önerileriniz, görüşleriniz, varsa, yorumlarınız varsa bekliyoruz. Yazabilirsiniz. Nasıl yapmamızı istiyorsanız o şekilde yaparız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bir sonraki videomuzda transfer deadline, yani son gün transferlerini göreceğiz. Evet, şu anda ekranda gördüğünüz bir evet ekran, farklı bir ekran çıktı artık transfer son gününün. Son 10 saatler kala. Son 10 saatini geriye sayacağız. Geldi. Şimdi hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar, hoşça kalın.